Halime Toprak'ın bugün karar duruşması vardı. Karar duruşmasında... Mersin'de kocasını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Silifke Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık A.T. tutuklu bulunduğu cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalasında sanığın eşi kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını ve cezada haksız tahrik indirimi uygulanmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. Sanık A.T. savunmasında beraat talebinde bulunarak, "O benim kocamdı, öldürmek istememiştim, çocuklarıma kavuşmak istiyorum," dedi. Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti sanığın önce eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayan heyet cezayı 15 yıl hapis cezasına düşürüp sanığın mevcut halinin devamına hükmetti. Sanık avukatı Akın Köken duruşma sonrası süreci takibe devam edeceklerini belirterek istinaf ve Yargıtay aşamasında da dosyanın peşinde olacaklarını söyledi. Savcılık mütalası doğrultusunda haksız tahrik indirimi uygulanarak bir karar verildi. Biz sevindiğimiz tek nokta, olay anında müvekkile şiddetin uygulandığı kabul görmüş durumda. O sebeple haksız tahrik indirimi uygulandı. Biz uygulanan şiddet sonucunda yapılan eylemin meşru müdafaa sınırları dahiline kaldığı kanaatindeydik. Savunmamız o yöndeydik. Sevindiğimiz, dediğim gibi, tek nokta şiddetin varlığının kabul edilmesi. Biz istinaf ve Yargıtay aşamalarında da dosyamızın peşinde olacağız. Umduğumuz kararı da umduğumuz şekilde inşallah alacağız. Anamur ilçesindeki bir serada 31 Ağustos 2020'de bulunan cesedin Ali T'ye ait olduğu belirlenmiş, olaydan 5 ay sonra katıldığı bir televizyon programında cinayeti işlediğini itiraf eden karısı A.T. tutuklanmıştı. Sanık hakkında eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.